gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda sizlerle birlikte Zahir'den gelen aboneliklerimi inceleyeceğim. Galiba Kasım abonelikleri. Yok. Ekim abonelikleri de olabilir. Gümrükte çıkan sorunlar nedeniyle bu ay abonelikler bir 15-20 gün geç geldi. O yüzden tarihler karıştı kafamda. Videonun başında zaten yazmışım doğrusunu. İlk olarak gördüğümüz gibi beyaz kutu demin veda ettik. Ve yeni zahiri kutumuz. Şöyle göstereyim. Kalın, daha kalın. Hatta bir karşılaştırma yapayım. Bekleyin. Şöyle ölçebiliriz. Tam köşelerden koydum. Genişlik olarak şu kadar bir fark var. Şöyle göstereyim. Daha iyi. Hem daha geniş hardcoverların girmesi için, hem de ciltlerin girmesi için. Onun dışında daha sağlam. Hemen aboneliklerimizi açalım. Hop. Açılışı da bir değişik olmuş. Evet. Şu köpüklerden uzun zamandır görmüyorduk. Hop. Bir adet kitap ayracı. Böyle kare olanları çok seviyorum. Geçtim. Bir adet poster. Mozaik ve şöyle göstereyim. Spidey. Mozaik ve Doctor Strange'in olduğu bir şöyle poster hediye etmişler. Teşekkürler. Ay uçuyordu hızlı. Ve Free Comic'lerden Avengers'ın Now serisindeki yenisi. Şöyle ufak ufak göstereyim. Bunu merak ediyordum. İyi olmuş. Thanos'un kapağı güzel. Oo, Venom'dan da birkaç şöyle görsel var. Venom'un yeni serisi. Bunu da aboneyim ben. Daha çıkmadı. Wow, Ghost Rider'ın kapağı güzelmiş deyip geçiyorum. Burada bir adet daha komik, free komik var. Bu ne? Ultra Reborn galiba. Bu ne bilmiyorum. Değişik bir şey. Şöyle hemen bakalım. Karanlık bir havası var. Oo. Değişik alemleri var. Bilmiyorum nasıl bir şey. Geçelim. Ben buraya kadar açmıştım kutuyu fakat burayı açmadım. Şöyle hemen bantlı zaten bakın. Görüyorsunuz şuradan. Burada abonelikler var. Kutunun diğer kalanı böyle. Hemen aboneliklerine geçiyorum. Evet, öncelikle şunu belirteyim. Flash'a 6. 5 ya da 6. sayıdayken aboneliği iptal ettirmiştim. Fakat Godspeed'in gelişiyle o sayıları tekrar alıp aboneliğimi tekrar açtırdım. Ve 8 ve 9. sayıları şöyle çok güzel. Kid Flash'ın geldiği sayılar. İki evrenden de geliyor. Voliler. Bartlar falan filan. Kısaca göstereyim. Yani çok spoiler yemeden. Güzel. Bunu geçtim. Bu arada fark edeceğiniz üzere hiçbiri, şöyle göstereyim. Neydi? Comic Care'lı değil. Neden? Çünkü doların artması sebebiyle tanesi 1.30 kuruş ya da 2 lira falan olmuş. Bunları bir ara ben topla alıp öyle telafi etmeyi düşünüyorum. Şöyle 9. sayıya da bakalım. Çizerler yazarlar aynı mı? Bakalım. Şu Corona gelmiş bunda. Diğerinde The Gundam Nicho var. Wow. Güzel bir sayfa. Bunu da geçiyorum. Arkasında bir şey yok zaten. Bu hemen al satışlarından almış olduğum bir fasikül. Hemen al şöyle bir şey. Stokta olan birkaç ürünü ilk kapan alır şeklinde satışa sunuyorlar. Ve bu bir one shot'mış. Ben Superman Rebirth'ü takip etmiyorum ama Superman Rebirth'ün ilk sayısı var elimde. Rebirth sayısı var daha doğrusu. Bir de bu one shot olduğu için bunu aldım. Şeymiş bu, Superman ailesinin bir gününü anlatıyormuş. Ben de ilk defa görüyorum. Bakalım şöyle bir. Oo. Vay bakın. Çok tatlı bir sahne. Neyse. Daha göstermeyeyim çünkü merak ediyorum. Geçelim.
Evet, bu da bir one shot. Doctor Strange Annual 1. Annual yılda bir kere çıkan one shot sayıları deniyormuş. Bunu ben de geçen öğrendim. 5 dolarlık bir fiyat etiketi var. Sorceress Supreme, Doctor Strange'in filmi de çok güzel şey yaptı zaten. Bakalım çizimler. Çizimler biraz kötü ya. Neyse, o çok önemli değil diyeyim de. Çizimleri beğenmedim ya. Şuna bak, bu ne? Bu ne? Bu ne? Neyse, idare edeceğiz. Hiç yoktan bir tane Doktor Strange'imiz olsun dedim. Geçiyorum. Ve spoiler. Ve Marvel Now'ın yeni serilerinden biri Infamous Iron Man. Doktor Doom'la yükseliyor. Doktor Doom Iron Man maskesini takıyor gibi bir şey herhalde. Kapağı cidden hoş, bayağı hoş. Oo, tam takmadan önceki bir şeyleri de anlatıyor sanırsam. Sonra bir şeyler oluyor. Karma karışık. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ve takıyor. Neyse, daha göstermeyeyim. Bayağı güzel bir seri olacak bence. Ve son ayın bombası diyebilirim. Reborn. Birinci sayı. Mark Miller ve Greg Capullo'nun iki üstadın yazdığı sayı. Image Comics'ten yayınlanıyor. 4 dolarlık fiyat etiketi var ve bu bir first print. Türkiye'de şu an first print neredeyse hiçbir mağazada kalmadı. Aboneliklerin geç gelmesi sebebiyle zahirden aldım için. Böyle en son alanlardan biriyim ama first print aldım. Oo, bir Doctor Strange vakasından sonra değil mi? Onun çizimleri efsane geldi. Tamam, çok bakmayacağım spoiler yememek adına. Geçiyorum. Ve diğer bir bomba seri olabilme ihtimali taşıyan serilerden biri Champions. Bu da Marvel'la birlikte çıkan bir seri. Wade Ramos, Alozaba ve Delgado yazıyor. Yazıp çiziyor. Hikayede Cyclops, Miles Morales, Hulk, şu kim? Vision'ın çocuğu büyük ihtimal. Nova'nın çocuğu ve Miss Marvel. Miss Marvel'ın bir ekip olduğunu ama diğer kahramanlar gibi bir ekip olmadığını görüyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Buna aboneliğim yok. İlk sayısını okumak için aldım. Duruma göre abonelik açtırabilirim. Ve çizimler bunda da çok güzel gözüküyor. Şöyle reklamları geçelim. Vay, güzelmiş ya. Çok tatlı kareleri var. Bunu da geçelim. Ve uzun zamandır beklediğimiz sayı Dead No More The Clone Conspiracy. Haha, doğru okudum mu bilmiyorum ama güzel oldu. İlk sayısı 6 sayı mı 5 sayı mı neydi bu seri? Bir örümcek adam hikayesi olayı diyeyim. Uzun zamandır herkes bunu bekliyordu. Of of of. Olaylar olaylar. Çizimlere bak. Of of of. Çizime bak. Çizime bak. Wow. İşte bak, döndü. Sonunda döndü. 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 Kapatıyorum ve bir sonraki fasikülümüze geçiyoruz. Killer Week Killed'ın 3. sayısı. İlk sayısının incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Onun dışında her ay yayınlayacağım diye şey demiştim ilk incelemede. Onun biraz saçma olduğunu düşündüm. Çünkü yani ilk sayıları böyle önem verdiğim ilk sayıları incelerim. Beğenirseniz devamını alın diye. Öyle her sayıyı incelemek biraz mantıksız geldi açıkçası. O yüzden ikinci sayıyı incelemedim. Bunu da biraz göstereyim. Yazarlar ve çizerler aynı, değişmemiş. Wow. Yine Dark. Darkness diyeyim. Oh, biraz spoiler edeyim. Geçiyorum hemen. Ve Spidey 11. Bunun da aboneliklerim sona ermesi nedeniyle diyeyim. Almayacaktım fakat 12. sayıda bittiğini öğrendim. Ne kadar doğru bilmiyorum. Buradan Yasin Mert Dinç'ti galiba. Kardeşime selamlar yolluyorum. İnşallah doğrudur. 11. sayıyı aldım. Bir sonraki sayı şu an çıktı. O da
15 güne kadar gelir. O sayıda da Sinister Six, Zalim Altılı ile savaşıyor ve seriyi bitiriyorlar diye düşünüyorum. Çizerlere hiç dikkat etmedim ama bu sayının böyle dizi havasında. Her bir sayısı one shot olabilir. Şu tipe bakın. Bir de şuna bakın. Bir de buna bakın. Oo. Şey, bu Galactus mu geliyor? Wow. Galactus gelmiş. Tamam, güzel. Geçiyorum. Ve yaklaşık 3 aydır mı yok? Kaç aydır yok bilemedim. The Dark Knight Trinity Master Race'in 6. sayısı. 8 sayılık bir seri olduğunu hatırlıyorum en sonunda. Bunu da şu an yani pek beğenmedim. Oha. Pek beğenmedim diyecektim. Olaylar. Aman Allah'ım. Hem bir de şöyle minik komik booklar çıkıyor içinden. Atom falan, Wonder Woman çıkmıştı. Bunda da böyle bir şey var. Bunun çoğu kimse beğenmiyor ama bence koleksiyona katılmalı. Oo, böyle Director's Cut gibi kara kalemler de var. Geçiyorum. Şu güzelmiş kapak. Gözüküyor mu? Ya bir de bunlar şey, 6 dolar biraz pahalı. Miller çizdiği için. Adam ölecek. Tövbe tövbe. Neyse. Ölmeden işte son bir eser falan filan. Allah rahmet eylesin. Daha ölmedi tabi de. Neyse, geçiyorum ben. Ve deminki Death No More'dan önceki sondan ikinci sayı bu. 19. sayı. Çok yüksek puanlar olan bir sayıymış. Emre abi öyle demişti. Emre de olabilir, tam hatırlamıyorum. Ve 5 dolar. Neden 5 dolar? Çünkü Clone Conspiracy'nin sondan ikinci sayısı. Bir de şunu söyleyeyim. Şu an 20. sayıda da var ama gümrükteki kargolardan biri kaybolduğu için onun içinden çıkmamış. Ve ben bunun 20. sayısı, Octopus'un geldiği sayı çok güzel. Onu ve Deadpool Tools'unu, 1. sayısını başka bir çizgi roman dükkanından aldım. Onu da bir sonraki videoda gösteririm. Şöyle hemen biraz gösterelim. J. Jonah Jameson. Bu ne? Akciğer. Bu da gerçekten güzel bir seri şu an kullanımla beraber. Bitirecekler mi bilmiyorum. Wow. Şu çizimi sakallı Spidey güzel olmuş. Baksana. Şu çantası A'dan. O da güzel. Böyle gösterdim. Oo, buralar bakın. Odaklamadı. Odakladı. Kapatıyorum daha çok spoiler yememek için. Hayır. Evet, o dediğim az önce dediğim kargo da geldi. Bu videoyu şu anki kesimini bir gün sonra çekiyorum. Araya montajla koyacağım. İsmimi yazmışlar güzelce. Şöyle paralel evrenden aldım iki tane çizgi romanı. İstanbul'da şöyle adreslerini de görebilirsiniz. Sosyal medya hesapları falan. Aynı şekilde arkası da öyle. Gelelim aldıklarıma. Amazing Spider-Man'in 20. sayısı. Şu kapak efsane bir şey. Şöyle genişten göstereyim. Doktor Octopus'un geri dönüş hikayesi ve Spider-Man'in maskesini parçaladığı güzel bir cover olmuş. Slott, Cage, Kamikaze, Smith ve Gracia yazıp çiziyor. Bu Clone Conspiracy'nin başlangıcı mıydı bu? Ay, bitişi miydi? Bitişiydi galiba. 4 dolarlık bir fiyat etiketi var. Şöyle. Arkasında bir şey yok. Şöyle. Ekipmanları falan kurmadım, o yüzden elde çekiyorum. Şöyle ufaktan göstereyim. Şu efsane kostümüyle geri geldi. Ve tabii ki gözlüğüyle. Çok spoiler olmasın. Son iki sayfayı da göstereyim. Bir tanesi bu olsun. Bir de bu sayfaya bakalım. Tamamdır. Bu böyle güzel olmuş.
Diğerine bakalım. Deadpool Tusun serisinin ilk sayısı bu zahirden gelecekti fakat bu ikisi kolilerden biri kayıp olduğu için dediğim gibi eksik olan kolide de bu iki sayı varmış benim aboneliklerimden. Ben de bunları başka yerden temin etmek zorunda kaldım. Fakat bunun ilk şeyini, ilk kapağını çok isterdim. Bu varyantı şöyle gördüğümüz gibi biraz çocuksu bir çizimi var. 5 dolarlık bir etiketi var. Şöyle karakterleri göstereyim. Buna hiç bakmadım içine. Biraz bakalım. Oh. Böyle değişik değişik sekanslar var. Howard the Duck var. Çizimlerini fena bulmadım. Güzel. Vay şu güzelmiş. Deadpool var. Anası Deadpool'un sayısı olduğu için böyle karışık güzel bir şeyler. Şimdi videonun geri... Bir de şunu gösterdim ve kapatıyorum. Hop. Evet, bu ikisini paralel evrenden aldım. Şimdi videonun devamına dönebiliriz. Hop. Bu ayda abonelikler böyleydi. Sorularınız varsa videonun altına yorum atabilirsiniz. Video beğendiyseniz like atabilir. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şu an burada çıkan butondan abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarıma gidebilirsiniz. Bir sonraki zahir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.